Ne kadar sürecek abi bu ya? Yani 10 dakika, 15, belki 20, 20 dakikaya geçmez herhalde. 10-20 arada. Yani 15 mi 20 mi 10 mu? Nasıl tahminliyoruz abi bunu bir dakika? Ya evet, bunu tahminlemek de biraz zor. Yazılım projeleri neden doğru tahminlenemiyor? Neden hedeflenen sürelerde bitirilemiyor? Bunun ana sebebi ya da sebepleri neler sence? Çünkü tahminlemeye çalışıyoruz. Yani problemimiz bu. Tahminleyemeyiz. Çünkü temelde bunu kabul etmek lazım. Yazılım projeleri tahminlemeyiz. Neyi tahminleyebiliriz? Mesela şunu tahminleyebiliriz. Bir taşı, taş bloğunu bir insan ne kadar sürede atıyorum 5 metre ileriye kaldırıp koyabilir? Bunu bile tahminleyebilmek için bak şöyle parametrelere ihtiyacın var. Bir, bu adam mesela kaç kilo? Atıyorum ne kadar yüzde kaç ne kadar kası var? Kasları nerede? Kolunda mı bacağında mı? Ondan sonra o taşı aldı oraya koydu. Yol nasıl? Düz mü? Engebeli mi? Yağmur mu yağıyor? Kar mı yağıyor? Yoksa yerler buz mu? Bak bir tane taşı bile şuradan şuraya adam ne kadar zamanda koyabilir tahminleyebilmemiz bile bir sürü parametreye bağlı. Yani çok kolay değil. Ha, günün sonunda evet artı eksi çok küçük bir şeye gidebilirsin. Çünkü hani taş taşımanın o şartlar altında çok büyük sapması olmaz muhtemelen yani bu parametrelerin ama gene de bir sapması var. Şimdi gel yazılıma. Yani bir hayal satıyoruz biz. Eğer lisans satmıyorsak, eğer terzi usulü çalışıyorsak ilk önce bir hayal satıyoruz. Ve bize bir hayalle geliyor müşteri. Diyor ki şöyle bir şeye ihtiyacım var. E şimdi onun her adımını şu taş taşıyan kadar yani o kadar 5 tane parametre çıkarttık o taş taşıyanda. Bir projede kaç tane parametre çıkabilir? İnanılmaz. Yani ekranın neyle yazılacağından tut, işte UX çalışmasının ne kadar süreceğine, dizayn çalışmasının ne kadar süreceğinden şununla bununla göre her şey o kadar değişir ki tahminlemeyi en baştan yapamazsın yani. Çünkü bu yemek sipariş etmek gibi bir şey bile değil. Restoranda bile yemeğin kaç dakika sonra geleceğini garson bile tahminleyemiyor. Bütün gün orada adam. Hani elinde sampling yapacağı data var yani. Bütün gün sipariş getiriyor. Ona rağmen yemek kaç dakika sonra gelir çıkar birazdan diyor. Sana bile süresini veriyor. O birazdan 10 dakika olabilir, 5 dakika olabilir, 30 dakika olabilir. Sen yazılım gibi bu kadar komplike, bu kadar parametresi olan ve yapan kişinin kapabilitelerinin çok geniş bir spektrumda olduğu bir şey ortamda nasıl tahminleyebilirsin ki? Tahminleyemezsin. Tahminlemeye uğraşmak yanlış yani. O yüzden hatalı oluyor. Tahminleyemiyoruz. Çünkü tahminleyemeyiz zaten. O zaman tahminleme yapmamalı mıyız yoksa belirli bir safhadan sonra mı tahminleme yapmalıyız? Şöyle, şimdi bizim Türkiye'deki problem biraz şuna kaynaklı. Her şey fix price olmak zorunda. Yani sabit fiyat. Abi benim şöyle bir ihtiyacım var. Kaç paraya yaparsın? Hep bizim hikayemiz bunun üzerine dönüyor. Bir de bazı şeyleri yurt dışında alırken biraz Türkleştirip alıyoruz açıkçası. Scrum diye bir şey adamlar kaç yıl evvel atmış ortaya. Niye ortaya böyle bir şey atmışlar? Bu yılların sancısından dolayı böyle atılmış. Yani Scrum neyi çözüyor? Agile metodoloji Scrum neyi çözüyor? Ya da sana ne söylüyor? Bir, diyor ki tahminlemeyeceksin. Yani bir projeyi başından komple tahminlemeyeceksin. Haftalık haftalık tahminleyebilirsin. Ya da önümüzdeki hafta ne yapalım dediğin zaman açarsın storylerine bakarsın, puan verirsin. Bu kadar puanlık iş yapabiliyoruz abi zaten. Bu kadar puanlık iş yapalım önümüzdeki hafta dersin diyor. Mesela Scrum'ın tabii güzel çıktıları hemen görüyorsun. Ondan sonra uygulamayı hemen karşında görüyorsun. Hızlı hızlı ilerliyorsun, hızlı hızlı çıktı görüyorsun falan okey ama sana mesela Scrum şöyle bir şey demiyor. Yani bütçeyi nasıl yönetirsin diye bir şey sana öğretmiyor mesela Scrum. Niye? Çünkü adam diyor ki bir dakika yani tahminleyemezsin. Ancak önündeki kadarını tahminleyebilirsin. Küçük küçük tahminleyebilirsin. Onlar da sapar. Onlar sapanların da bir sonraki tahminleme alanında tekrar düşünürsün falan diyor. Bütçeyi yönetemezsin. Yönetmeye çalışma. Çünkü beceremedik bunca zamandır bu işi. O yüzden fix price Scrum yapmaya çalışıyoruz biz Türkiye'de. Mümkün değil o zaten. O zaten davasına aykırı yani. O yüzden tahminleyemeyiz yani. Sadece önümüzdeki işe kadar tahminleyebiliriz. Küçük şeyleri tahminleyebiliriz. O zaman soruyu şöyle sorayım ben. Şimdi tamam birçok ekip artık Scrum yapmaya çalışıyor. Agile metodolojiler uygulamaya çalışıyor ama hala hazırda birçok firma waterfall dediğimiz kabaca büyük bir planda çıkarılmış yazılım projesini belli bir bitiş tarihine hedef alarak bitirmeye çalışıyorlar. Başarılı oluyorlar, başarısız oluyorlar. Tartışılır. Bu tarz çalışan yerler tahminlemeyi neye göre yapabilirler? Nelere dikkate almalılar? Ve bu yapılan tahminlemeler genellikle tutma ihtimali olan şeyler mi? Yoksa sapma ihtimali varsa ne derece sapıyor? Mesela 3-4 ay süre biçilmiş bir yazılım projesi ne kadar sapmayla bitiyor? Şimdi waterfall'un aslında ağ babası kim? PMI değil mi? Yani Project Management Institute. Diyor ki işte al sana işte Pinbook diye bir şey oku. Burada bütün her şeyi anlatıyorum. Sınava da gir. PMP ol falan. Bu konu böyle. Waterfall'da en büyük kral bunlar. Çünkü bununla sen inşaat projesi de yönetebiliyorsun. IT projesi yönetebiliyorsun falan. Waterfall dediğin çünkü buna uygun. Şimdi orada mesela development fazı nerede başlıyor? Ya da atıyorum bizim gibi yazılım firmaları ya da yazılımcılar nerede devreye giriyor? Development aşamasına devreye
devreye giriyor. Bizde Türkiye'de en başında Vision and Scope'da devreye giriyor. Çünkü daha iş birimleri ya şöyle bir şey yapsak diye yola çıktığı zaman gittiği ilk yer dışarıdaki yazılım firmaları. Bizi şöyle bir şey yapsak kaç ay yaparsınız diye oraya gidiyor. Aslında bakarsan kendi içinde Vision and Scope'unu oluşturması lazım. Ondan sonra analizini kendi içinde yapması lazım. Çok sağlam analiz dokümanı yazmış olması lazım. Bütün projenin bütçesini, şununu, bununu ayarlaması lazım. Bütçe ayarlarken tabii nereden ayarlıyor? Bitmiş analiz dokümanını yazılım firmalarıyla paylaşarak, oradan teklif alarak ancak bunun zamanını ve bütçesini zaten planlayabiliyor. Development'a seçtiği partnerle ya da yazılım firmasıyla devam ediyor. Bizde analizi yazılım firmaları yapıyor çünkü hiçbir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Ortada bize bütün yazılım firmaları birleşip şunu desek aslında olur. Abi analiz dokümanın yoksa ya da şu kalitelerde analiz dokümanın yoksa ben proje teklif vermiyorum dese, o zaman müşteri tarafı mesela şey yapmaya başlar. Ciddi analiz dokümanları hazırlamaya, bunun üzerine kafa yormaya falan başlar. Hatta çoğu proje var. Böyle keşke öyle kafa yormaya başlasalar, ne kadar gereksiz olduğunu da anlayacaklar sonrasında. Yaptırmayacaklar mesela o işi. Öyle olmuyor. Proje başlayıp bittikten sonra gereksiz olduğunu anlıyorlar. Dolayısıyla biz yanlış yerde giriyoruz devreye. O yüzden problem orada çıkıyor. Waterfall'da eğer müşterinin elinde çok sağlam bir analiz dokümanı ve bütün çalışma hazırsa, yazılımcıya sadece şey kalıyor. Bütün ekranlara, bütün akışlara falan bakıp buna bu kadar zaman yaparım diye teklif vermek kalıyor. Küçük belki soruları olabilir. Minimal. Onun dışında her şey okeydir. Teklifini verir ve geçer. Ondan sonra teklifini verirken süresini ve şunu bunu verir. Bir daha analize, bir daha geri dönüşe mahal kalmaz yani. Biz ne yapıyoruz? Tahminliyoruz. Diyoruz ki bunu 3 ayda yaparız. Sonra analizine başlıyoruz. O bir ekran, bir günde diye düşündüğümüz bir ekran 10 günlük çıkıyor. Yani mesela enteresan örnekler var. Bir tane anlatayım. Bana bir abilerimiz anlatmıştı zamanında. Bu e-devlet kapsamında işte birim birim gezerlerken devleti, hukuk bölümünde bir yere gidiyorlar böyle. Ondan sonra ya diyor gençler sizi de çok yoruyorlardır. Ben çok basit bir şey istiyorum diyor adam. Bir tane diyor Türkiye haritası olsun. Hangi avukat nerede indi, nerede bindi onu göreyim. Oradan bu kadar. Başka bir şey istemiyorum diyor. Bu şekilde başlarsa proje yani bunun donanımını kim sağlayacak? İşte yazılımını kim sağlayacak? O senkronizasyonu kim sağlayacak? Sen hangi avukata bu şeyi nasıl vereceksin falan filan. Hani mesela böyle şeyler ya da buna hakkın var mı yok mu? Hukuk devreye girmesi lazım hakikaten orada. Demesi lazım ki böyle olmalı, şöyle olmalı falan filan. Bunların hiçbirini yapmadan sen direkt yazılımcıdan teklif almaya başlarsan sapmalar korkunç olur zaten. Yani çok normal. Yani buradan şunu anlıyoruz. Proje öncesinde projenin ne kadar süreceğini tahminlemek çok zor. Hatta imkansıza yakın. Peki bu noktada tahminlemeyi ne zaman ve nasıl yapması lazım yazılım ekiplerinin bilhassa? Waterfall gidiyorsa önünde çok solid, sağlam bir analiz dokümanı olacak. Bütün açıkları kapatılmış. Buna ben bu kadar sürede yaparım, bu kadar adamla yaparım, bu kadar fiyata yaparım diye ancak o zaman söyleyebilir. Waterfall'da böyle gitmesi lazım. Ama analiz aşamasında değil bu. Analiz bittikten sonra. Ha şu olabilir. Ben bunu çok önerdim. Zamanında bir sürü çalıştığım yerde de yapılsın diye önerdim ama müşteri kabul etmiyor bunu. Ya abi senin böyle bir projen var. İlk önce bir analiz teklifi verelim sana. Bunun sonunda sana böyle sağlam bir analiz dokümanı, ekranlarıyla şunu bunu her şeyini çıkartalım. Sonra sen ister bana yaptır ister başkasını yaptır ama sen bununla artık ihaleye çıkabilirsin. Ve ihaleye çıktığın zaman herkesten teklifini alır. Elma elma bütün teklifleri eşleştirirsin. Bunu çok istedim, söyledim. Kimse kabul etmedi, yapmadı. Dolayısıyla hep en baştan girildiği işe yanlış oldu. Waterfall'da böyle olması lazım. Analiz dokümanı eğer içeride oluşturabileceğin kimse yoksa bari outsource et. Yani bunun projesini yaptır ilk önce. De ki mesela atıyorum ben şimdi kurumsal web sitesi analizi projesi, tamam mı? Bunun bir ihalesini çık, yaptırt. Sonra kurumsal web sitesi projesini o analiz dokümanıyla çık, ihalesini yap, öyle devam et. Bu Waterfall'da böyle. Scrum'da ise zaten çok kabaca uygulanan jenerik ne var? Tişört bedeni zımbırtısı var. Yani projeye bakıyorsun ya, bu kabaca işte X small, small, medium, large falan onu kategorize etmeye çalışıyorsun. Kabaca 3 zaten small, medium, large diye bölümlendiriyorsun ki onu biraz işte bunu öteleyelim, ötelemeyelim. 3 quarter sonra yapalım ya da next quarter yapalım falan gibi düşünebilmek adına. Orada bile fail edebiliyorsun yani. Sıkıntı çıkabiliyor günün sonunda. Ne yapılması lazım? Proje başladı mı? Başladı abi. Kimler var ekip? Şundan şundan. Storyler yazılmaya başlanacak. Ondan sonra o storylere puanlar verilmeye başlanacak. Story pointler verilecek. Sonra artık sprintlerin ne kadarsa, ben haftalık sprint tercih ederim mesela. Çünkü hızlı aksiyon alabilirim haftalık sprintte. Pazartesi ya da işte haftanın ortasında başlarım. Bir sonraki haftanın ortasına kadar döndürürüm. Sonucu görürüm. Sonra bir sonraki hafta aksiyonlarımı alır devam ederim mesela. Öyle öyle hızlı sonuç alırım. Haftalık mesela ne kaç story point yaktım? Bu kadar. Bir sonraki hafta kaç story point yaktım? Bu kadar. 2-3 tane sonra ben kabaca şeyi görüyorum zaten. Tahminlemenin yanlış olup olmadığını. Çünkü eğer o yanan story pointlerde de böyle bir saçmalık varsa, o zaman story pointleri yanlış veriyoruz demektir yani. Ya da başka bir yetmem var, onu bulmak lazım. Ama hep bir sonrakini zaten tahminleyebiliriz. Yani task by task ve taskları da mümkün olduğu kadar zaten 4 saatin üzerine geçemeyecek şekilde tanımlamak lazım ki tahminleyebiliyorsun. Tahminleyemiyorsun. Mesela kendini düşün, sen sadece yarın sabah ne yapacağını tahminleyebilirsin. O da akşam deprem olmazsa, sabah yağmur yağmazsa, arabanın lastiği patlamazsa falan. Yani sen şimdi şöyle tahminleyebiliyor musun mesela? Hani 18 yaşında tamam, 46 yaşıma geldiğinde şöyle bir arabaya bineceğim, şunu. Bunu hayal edebilirsin sadece, tahminleyebilirsin.
tahminleyemezsin. Ya da tahminlemen için yapman gereken şeyler, tutturamazsın onu. Tutturabilecek tahmini yapabilmenin en kolay yolu zamanı kısaltmaktır. Yani tahminleyebileceğin zamanı, riski azaltırsın çünkü. Dersin ki yarın sabah kalkacağım ben 6'da uçağa bineceğim. Yani bir tane riskin var uyuyakalmak. Ya da işte iki tane riskin var atıyorum. Yolda arabanın kaza yapması falan filan. Ama sen bunu bir haftalık bir şeye yaydığın zaman, 3 aylık bir şeye, 2 yıllık bir şeye yaydığın zaman o kadar fazla riskin böyle eksponansiyel artıyor ki yani. Yönetemezsin onu. O yüzden Scrum yapacaksan haftalık ya da işte sprintin ne kadarsa, bir sprintlik tahminlersin. O kadar. Onun dışında tahminlemezsin. Onu da önceki sprintlerin hızına göre düşünürsün. Çünkü takımlar değişik. Başka bir takım mesela 10 point yakıyordur. Bunlar 20 yakıyordur. Puanları farklıdır. Puanlama mekanizması farklıdır. Ya da ekipteki adamların kalitesi ya da işte gerçek çıktıları farklıdır. Olabilir. O ekibin hızına göre planlayabilirsin. Bak bir parametre daha geldi. Hı hı. Tahminlemeye. Yani geçmişte şu kadar story point'i bu kadar zamanda yaktık. Şimdi bu kadar story point'i bu kadar zamanda yakarız. Olmaz. Çünkü puanlayan kişi gene özel yani. Subjektif bir konu. Şu ana kadar aslında biraz daha böyle ekip içi faktörlerden, işte işin analiz boyutundan falan bahsettik. Bunun dışında bir de proje planını, proje tahminleme süreleri saptıran dış faktörler de olabiliyor. İşte ekipten birilerinin ayrılması, müşteri tarafından aksettirilen bir konunun ekip tarafından yanlış anlaşılması ve yanlış bir feature geliştirilmesi, onun baştan yazılması falan gibi şeyler de olabiliyor. Tabii düzgün bir analiz çıkarırsa bu son dediğim belki çok geçerli değil ama bu tarz dış faktörler proje tahminlemelerini ne derece etkileyebiliyor ve bu tip durumlarda nasıl ilerlemek gerekiyor sence? Dış faktörler önemli çünkü dış faktörleri genelde de yönetemiyorsun. Şimdi bu bizim bu vakte kadar konuşmamız yönetebileceğin şeyler. Analiz düzgün olursa düzgün bir şey yapabilirim diyorum ben. Tahminleme yapabilirim. Ya da diyorum ki işte ekipte herkesi işte takibini falan düzgün yaparsam performansı düşük olanı bulurum. Onun performansını arttırmak için neler yapacağımı bulurum falan filan. Bunları yönetebiliyorum. Tam yönetemediğim faktörler. Al işte mesela koronavirüsü çıktı şimdi gelmiyor kimse falan mesela işe. İşte ben gelmeyeceğim ben artık bu ülkeden gidiyorum. İşte İngiltere'de yaşayacağım dedi adam. Gitti. En çok mesela Türkiye'deki kanunda yurt dışında bilmiyorum öyle mi ama mesela kadınlar evlendikleri gün tazminatsız hemen ben gidiyorum diyebiliyor mesela. Öyle bir şey oldu çat diye gitti biri. Öldü ya ben öyle diyorum da gülüyorlar bana. Abi diyorum bak bir iş yaparken şöyle düşüneceksin. Yarın öldün. O işin devam etmesi gerekiyor senden bağımsız. Ona göre çalış diyorum mesela. Hani bir şey senin kafanda kalmasın. Orada yazılı kalsın ki ölürsen hani ben oradan bulayım. Ben sana en ekstremini söyleyeyim. Zaten diğerlerinde de çalışır o. En ekstrem öldün yani. Ne yapacağız? Next step nedir? Şimdi orada şu var. Mesela ekipten biri ayrıldı. Gidiyor ve kaynağın azalıyor senin. O zaman tabii ki de projen ötelenecek anlamına gelir bir şey yapmazsan. Yapman gereken şey hemen ekibe bir adam dahil et. Şimdi ama burada şu var. Sen dersen ki eğer bizden biri gitti hemen insan kaynaklarına haber verelim. Bir tane daha adam bulmak için ilan çıkalım. İlanları değerlendirelim. Adam oradan işi bırakacak. Gelecek ondan sonra. O 4 ay. Minimum yani. Hadi 2 ay hadi. Çok çok iyi süper bir şey bulun 2 ay yani. Mümkün değil projeyi kurtaramazsın yani. O adam gelecek projeyi öğrenmeye çalışacak falan filan. Dolayısıyla sürekli böyle bir ideal kaynağın olması lazım bir yerde. Bütçesel problemin yoksa birazcık joker eleman gibi kullanabileceğin. Ya da en azından toplu olarak düşündüğün zaman atıyorum normalde senin uyduruyorum 100 saatlik işin vardır ama 120 saatlik işin olacakmış gibi kaynağını tutarsın. Bu şeylerden kolay oynarsın yani orada. Çünkü adam hasta da olabilir, rapor alabilir, her şey olabilir. Bu birinci durum. Maddi olarak sıkıntıdaysan sürekli mülakat yaparsın. Mesela ihtiyaç olduğunda değil, sürekli yaparsın mülakatı. Ama bunda şeffaf olman lazım. Yani demen lazım ki ya genel pozisyon için görüşüyoruz. Yani şu an hemen sizi işe almayacağız. Niye? Ben çünkü ihtiyacım olduğu zaman seni arayıp ya böyle bir şey var düşünür müsün diyebileceğim bir listem olsun yani. Onun için sürekli görüşme yapıyorum. İnsan kaynakları görüşsün, ilgili birim görüşsün. Ben görüşeyim mesela atıyorum. Elimde bir şey listesi olsun ya. Adam listesi ya şu an boş musun diye arayabileceğim birileri olsun. Çünkü o adımları geçmişim. Artık adamla çalışabileceğimi biliyorum. Parasını konuşacağız belki. Ne kadar zamanda gelebileceğini konuşacağız. Ondan sonrası okey. Böyle bir şey yapılabilir. İkinci yöntem Türkiye'de gene çok az kullanılan. Oturmadı o iş yani. İngiltere'de falan çok oturdu. Contractor yapısı. Yani biz freelance diye adlandırıyoruz. Hani diyoruz ki adam serbest. Zaten biraz orada çalışır, biraz burada çalışır. Ama yani bunu iş olarak yapanlar var. Ben 7 yıldır yapıyorum yani günün sonunda serbest çalışıyorum. Ama bu çok büyümedi yani bu şey piyasa. Normalde büyük olsa çok rahat yani. Kaynağın mı bitti? Çat hemen git bul bir tane şey serbest çalışan. Dahil et sisteme. Parasını öde proje bitince geri gönder. O sırada zaten yeni adamı alır oturtursun falan. Böyle çözümler olur. Yani kaynak konusunu böyle çözersin. Onun dışında işte mesela koronavirüsü nasıl çözersin? Remote çalışmaya açıksan ya da ona hazırsan zaten sen şirket olarak ya da yazılım ekibi olarak. Sen hemen buna geçebilirsin. Abi eve gidin evden çalışın. Niye? Ciramız hazır. Bitbucket'ımız hazır. VPN'imiz var. Zaten toplantı falan minimum yapıyoruz. Chat e-maili zaten kullanmıyoruz. Toplantılar için zaten Zoom'u kullanıyoruz kullanırsak. Günlük zaten meeting var. Onları yaparız. Onları şeyden yaparız. Zoom'dan yaparız. Zaten hazırsındır ve devam edersin. Yani böyle düşünerek ilerlemek lazım. Başka ne olabilir? Savaş çıkarsa falan onu zaten düşünemez. Ondan mücbir sebep.
Peki son bir sorum var. Sen bir süredir de yurt dışındaki bazı firmalar için proje yönetimi yapıyorsun, ekip yönetimi yapıyorsun. Scrum uyguluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Projeyi, ekibi takip ediyorsun. Bu noktada yurt dışında bu proje sürelerini tahminlemesi veya proje yönetimiyle ilgili olarak bizden farklı neler yapıyorlar? Yani onlar ne iyi kötü yapıyor, biz ne iyi kötü yapıyoruz? Bizim ne gibi noktalarda eksiklerimiz var? Ya mesela yurt dışında şu an remote çalışma çok... Uzaktan çalışma konusu çok hot topic diyeceğim. Çok İngilizce konuşuyorum ama böyle çok alışkanlık oldu yani yurt dışına kadar konuşa. Adamlar buna uygun çalışmak istiyor ve metodolojini buna çeviriyorlar. Burada zaten waterfall falan yapman imkanı yok yani. Scrum yaparsın. Scrum'da da sürelerini belirtirsin ve asenkron çalışmaya oturtursun mesela. Dünya şimdi bu tarafa gidiyor. Bizden çok farklı bir yere gidiyor. Ama genel olarak Scrum'da kayış var. Çünkü Scrum'ı artık bir sonuç olarak kabullenmişler. Hani biz yaşamadık o süreçleri, anlatabiliyor muyum? Yani biz o doğum sancısı gibi. Hani o doğum sancılarını yaşarsın. İşte çocuk bir çıkar, ondan sonra o sağlıkla çıkar. Çünkü onu yaşar. Mesela işte kurtun kelebek olması gibi falan. Hani tırtının kelebek olması gibi. O onu yaşar. Ve kabuğunu kırar, kelebek olur ve gider. Biz şimdi onları yaşamadık. Biz de dışarıdan bakıyoruz. Şimdi adamlar Scrum'ı yaşadılar. Yani bu tahminlemenin ne kadar sıkıntılı olduğunu, tahminleyerek gitmenin ne kadar sıkıntılı olduğunu, tutmadığını bu tahminlerin, boşu boşuna beklentilerin arttığını falan filan bunları anladılar. Dolayısıyla Scrum diyor, eyvallah diyorlar. Ya tamam, parasını bilemiyoruz. Mümkün olduğu kadar ucuza yapacağız ve minimalist davranacağız. İlerleyeceğiz. Böyle gidelim diyorlar. Tabii ki de hala fix price yaptırmak istiyor ama bir tane müşterim var. Şu an fix price çalışmak istiyor adam mesela. Ben diyor fix çalışacağım. Ama ben ona mesela şunu izah ediyorum. Fix çalışırsın. Yol üzerinde bir yanlış anlamı olursa parasını ödersin. Olmuşsa parasını ödersin. Ya da işte nasıl kapsamlı bir değişiklik yapmak istersen parasını ödersin. Tamam diyor mesela. Okey diyor ama ben gene de bileyim ne vereceğimi falan. Bu noktada şimdi parasını fixlediğin zaman her şeyi isteme durumu. Hani mesela işte her şeyi dahil otele gidip bütün açık büfeyi yemek gibi. Bizim şeyimiz o yani. Ha ne kadar yapılıyor abi web sitesi? 10 bin lira. Her şeyi de istiyorum. Onu da koy, bunu da koy. Koyayım onu da koy. Hani mesela ne istersin diye sorduğun zaman ne var? İşte tamam onu da koy. Ama yurt dışındaki adam öyle demiyor. Adam biliyor ki Scrum kullanacağım ben. Yani ucu bıçağı yok ve haftalık olarak ya da işte sprint bazında para vereceğim. İhtiyacım kadarını şey yapayım, kullanayım. Yani mesela ne istersin, şunu ister misin? İstemem diyor, tamam. Ben daha basit bir şey istiyorum. Şu kadarcık bir şey istiyorum diyor. Bir tane iletişim formu bana mail atsın diyor. Ya bir yere yazmasın. En basit diyor, mail atsın bana iletişim formu. Biz de Türkiye'de oraya yazsın, oradan bilmem nereye gitsin, oradan ticket açsın. Bilmem ne yapsın? Kaç paraya? 10 bin liraya. Yani genel olarak özetlemek gerekirse bir kere Scrum'ın sancılarını waterfall sancılarını yaşadıkları için Scrum'ı seviyorlar, kabulleniyorlar ve orada yürüyorlar. Ayrıca uzaktan çalışmaya çok istiyorlar. Çünkü tüm dünyadaki kaynaklara ulaşabiliyorlar ve hızlı ucuza yaptırabiliyorlar işlerini. Dolayısıyla yurt dışı böyle gidiyor. Bizim de biraz oraya kaymamız lazım.